Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. Tebrikler Tayfun. Çok sağ olun. Evet. Evet, biraz hiçbir jüri üyesi benim gözüme bakmıyor, kimse konuşmak istemiyor gibi bir his var içimde. Kimle başlayalım bilmiyorum ki. Bülent Hanım, siz mi başlayacaksınız? Ne yaptın? Kulakları tıkanık galiba. Bugün bir hali var, bir şey var. Evet. Kulakları tıkanık. Bir şey görmedim. Evet. Hakikaten. Bir tuhaflık var. Ya bir şeye canı sıkkın, bilmiyorum. Yok efendim. Ya da grip, kulakları tıkalı. Kulanık, kulaklarının tıkanık olması lazım. Jüri üyeleri tabii bunun altında ne var diye merak ediyorlar. Ya ne olacak bunun altında? Ne olabilir? Detone. Detone. Bülent Hanım sana şey dedi, dinle dedi, sesi aldı. Aman arkaya biraz yaklaş, dinle bir şey. Böyle zamanlarda şimdi tabii çok böyle bilmiş pozlarda konuşmamak lazım esasında. Kayabilir. Evet. Hanımların adet günlerinde solistlerin ne gülüyorsunuz ayol? Aa, bu ama normal bir şey. Bunlar da her şeye gülüyor. Olurken gülmüyorsunuz da söyleyince mi gülüyorsunuz? Hayır ama Tayfur'un adet günü olma ihtimali onun yok. Onun adet günü dedim. Olmasın, o beni dinlesin. Bu hanımlarda ekseri olur. Evet. Veyahut çok fazla uykusuz kalmışsanız. Evet. Ses düşer. Evet. Veyahut çok aşk yapmışsanız ses düşer. Evet. Doğru. O bunlar, zaman Tayfun için B şıkkı geçerli. Onu ben bilemem. Benim söylediklerimin altı kırmızı kalemle çizilecek. Bunlar varit olan işlerdir. Yalan mı? Bu da doğru diyor. Demek senin de başından geçti. Hayır efendim. Sen bırak bu işleri hadi. Cevap verme. Doğrudur herhalde. Doğru. Şimdi bu üç noktayı bir daha şimdi alalım. Çok... Aa, bir daha söyleyemem. Bir kere söyledim yeter. Üç noktayı. Bu da beni konuşturmak için bir daha diyor. Şimdi. Evet. Bu olabilir. Bununla. Onun için ses çok önemli. Ama ilk şık şimdi. Şimdi bu. Geçerli değil. Geriye kalıyor iki şık. Ama evet. Geriye kalıyor ikisi. Evet. O ya uyumadı ya da ne yaptı ne etti bilemem. Yok efendim çalıştım. Çalıştın. Müzik çalıştın. Aşkı. Ama müzik aşkı. Şimdi böyle zamanlarda onu hemen hissedeceksin. Ve hemen şef kemanın yanına gidilir. Birinci kemandan ses alınır çocuğun. Ses alınır ve anında toparlarsın. Tabii toparlayabiliyorsan. Toparlayamıyorsan geçmiş olsun, El Fatiha olur. Sağ ol. Bu çok önemli. Şimdi Bülent Hanım onu sormak istiyorum. Olabiliyor mu? Yani birçok sanatçının başına geliyor. Olur. Detone başlayabiliyorsunuz parçaya. Yani olabilir. Evet. Kimse diyemez ki ben hiç detone okumadım. Olur bu yani. Olabilir. Ama tabii ki bunu işi bilen solist eğer ki primaysa anında toparlar. Hisseder aradaki kaymayı. Hemen şef kemaniyle yan yana efendim bir şey de belli etmemek için vardır bizim öyle numaralarımız. Evet. Sahtekarlıklarımız. Böyle sanki bir şey konuşuyormuş gibi kulağınızı verirsiniz. Anında o sesi aldıktan sonra ya Allah ya Bismillah gidersiniz. Peki sen fark ama ben ona mi, burada efendim? Elimi bacağımı nerem kalmadı kaldıracak yer bakmıyor bana. Efendim. Buna işaret ettim. Bari sana bakarlar belki ben köşede mi kaldım dedim. Sonra ettim ama anlayamadı onu. Sanki ben bizden biri gibi provada geldi. Provada da böyle okudum ben. Bir bilmiyorum alamadım galiba ama. Alamadım. Başta olmuştur detonelerim ama ben. İşte o. Sen farkına varmadın mı? Farkına varmadım. Farkına varsam varmadı. Zaten. Varmadı. Varsaydı zaten hemen oraya gider. Oraya yaklaşırdı. Başta vardım. Başta oldum. Ama bilmiyorum yani öyle okuduğum zaman o kadar oldu. İşte olduğum. O size gelmedi ama bize tabii. Sağ olun efendim. Doğrudur. Peki. Armağancığım. Ben senin içeriden yüzünü gördüm. Eyvah 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 falan böyle bir şeyler. Gördüğüm ve duyduğum en kötü Tayfun performansıydı. Hmm. Sağ ol abi. Rica ederim. Teşekkürler. Sağ ol. Neye bağlıyorsun Arman? Duymadı herhalde. Duydum abi de şey. Ney? Ya vallahi okudum. Detone olmuşumdur. Ama kendime adapte olunca şarkıya gitti öyle hiç. Gitti öyle. Anlamadım yani. Nasıl oldu peki, ben de bilmiyorum.
Hani araname dinleyince falan insan fark etmiyor mu bunu? Aldım yani, o kadar alabilmişim. Daha ne diyeyim abi. Sağ ol, yine de saygı sensiz abi. Teşekkürler. Orhan Bey. Gerçekten türkü boyunca sesten kaydın Tayfun. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani detone oldun. Detone biliyorsunuz sesten kaymak. Okuduğun tonun altında veya üstünde okuyabilmek. Sen genelde daha dikleşerek okudun. Sesten bütün altında türkü boyunca... Altında olunca detone, üstünde olunca sürtone. Sürtone aslında başka bir anlama da gelir ama tabii ki öyle de diyelim, başka bir anlama da gelir. Detone neticede, mi oldu dediniz? Detone oldu. Detone yani oldu, sesten evet. Kaydı. Sürtone mezur, öbür mezure de intikal edildiği zaman da yorumlanabilir. Şimdi hayır, mesele sürtone şu, nasıl? Yani, sürtone dikleşirse. Şimdi, yok, neticede her ikisi de detone içinde olduğu için sesten kayma evet, anlamında kayma olduğu yani. İçin. Yani özetle ister yukarıda ister aşağıda olsun neticede sesten kaydı. Ve bunu bütün türkü boyunca ilk defa bayağı böyle bir şeydi. Bayağı mı efendim kestim sözünü dizi ama yani. Evet. Girişte de. Bir girişte geldi bana ama bayağı mı hepsi gitti yani? Bayağı mı yanlış yok, oldu? Birazcık. Yani oğlum birik... bunun bayağısı yapması Avrupası yani, olur mu? Kaydın işte. Bir, tamam. Bir buçuk koma. Ben ne diyorum sana, kaydın deyince kaymışsın. Tamam doğrudur efendim. Her yerde hata yaparım, bu işte olmaz. Haklısınız. Ben ne diyorsam o, kaydın. Doğrudur tabii efendim. Geçmiş olsun, bitti. Baştan sonra mı kaydım diyor. Baştan sonra hep kaydı. Baştan sonra kaydı, anladım. Sağ olun. Yani ilk defa böyle bir şeye rastladık Tayfun. Yarım üzüldük. Kaymak derken efendim kusura bakmayın. Sinirlendirdim, özür dilerim. Ben sinirlenme, kaydım. Tamam efendim, kaydım. Belki Tayfun... Zaten ateşli Bülent Ersoy. Tamam, sen kaydım. Üstüne gidiyorsun. Yangına körükle gidiyorsun. Ben size bir şey demiyorum efendim. Yani üzüldüm, üzüldüm. Yoksa yorumu iyiydi. Evet. Yorumu iyiydi ama sesten kaydığı için... Tabii ki son derece önemli bir kuralı yerine getirememiş oldu. Üzüldüm. Evet. Fakat Tayfun bunu sonra söylese kesinlikle detone olmayabilir. Evet, bir tamam. Daha söylese. Ayrı tabii. Konu. Şu an için bu böyle oldu. Ama yalnız Tayfun'a mahsus değil. Bülent Hanım'ın dediği gibi detone olmayan çok az yoktur. Evet. Yoktur, mümkün değil. Ve hatta öyle tanınan solistlerimiz vardır ki onlar da zaman zaman bütün eserleri boyunca sesten kayabiliyorlar. Evet. Olabiliyor bu. Şu anda bunu yaşadı, üzüldüm. Sonra yaşamayabilirsin, ayrı konu. İnşallah babacığım, sağ ol. Peki. Ebru Hanım. Çok düşünceliydiniz başta. Ben. Evet. Ama yani Bülent Hanım ve Orhan Bey hepsi söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Ateşli efendim. Detone, sesten kaydın. Bilmiyorum gerisini, karışmayacağım ben. Yok ablacığım, doğru sen söyle, ben her zaman yok. Söylenince gerçeği söylüyorlar. Doğrudur. Zaten benim. Doğrudur, yani saygı duyuyorum ablacığım. Ama ateş konusu var. Doğrudur ablacığım. Ama çok güzeldi ya. Çok. Aha. Aha. Sakın. Ne olacak acaba? Eyvah eyvah eyvah. Ateşli. Ateşli olunca böyle oluyor. Ateşsiz de böyle oluyor. Vallahi ateşli. Şimdi özür dilerim gerçekten. Bülent Hanım şeyi çok seviyor, vantilatörü. Evet. Çünkü öyle daha rahat ediyor da biz yerimizi onun için değiştik. Bense çok fazla geldiği için şuram adeta dondu gibi oldu. Ama o ben de bu tarafta olmadı. Kaçtım. Seviyor o. Onun için yer değişti. Yoksa başka bir neden yoktu. Tevekkili bugün donuk bir ifade vardı suratınızda, yok, o geçti. Bu tarafımda olabilir. Ama şimdi değil, biraz evvel. Aman bunun hep ifadesi donuk yok zaten. Canım, program başladı başlayalı. Birazcık Allah şikayet edeyim bunu. Hiç yani olacak iş mi kardeşim? Adama sürtünüyorum, sürtünüyorum. Hiçbir yeri oynamıyor bu aklını. Aklını bunun bu almış, bu sarı öndeki. Sevim. Hiç. Ha. Ayol başka bir adam olsa yani olacak adamın da ateşinin çıkması lazım. Buna hiçbir şey sökmüyor. Yok. Kalk şuradan gel bak. Bir daha deneyin. Aha. Evet. Ya bir daha deneyeceğim. Bir daha, Orhan. Bir daha. Bak. Oturuyorum. Bakayım. Ara sıra bunu böyle yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ömrüne bereket diyor. Ayol ne ömrüne bereket be. Allahu Ekber ya Rabbi. Bülent Hanım. Ömrüne bereket diyor. Bülent Hanım. Bir kıpırda adam, kıpırda. Bülent Hanım. Ben anladım sebebini. Neden? Vantilatör.
Vantilatörden. Donmuş Orhan Bey orada. Ondan kapıda. Acaba ondan mı? Yoksa Sevim'in korkusundan mı? Şu Sevim'e diyorum gelme. Gelme de şu herifi şurada iyicene bir mıncıklayayım. Efendim teşekkür ediyorum. Ha, evde... Buyurun işte. Teşekkür ediyorsun da icraat yok. Yok. Genelde ben son derece edepli bir adamım ama evde iki tane kabak oyacağı var. Kabak oyacağı. Evde var. Çok tehlikeli iki tane kabak oyacağı var. Eyvah. Ne olacağı bilinmez. Eyvah. Buyurun. Eyvah. Evde ne olacak? Eyvah. Ne diyorsunuz Bülent Hanım? Yoksa Orhan beni gözden kaçırmazdı. Çünkü Orhan Bey malın iyisini anlar. Şüphesiz bütün Türkiye Bülent Ersoy hanımefendiyi sevdiğine göre, bütün Türkiye onu takdir ettiğine göre, sevilen biri olduğuna göre biz de tabii ki takdir ederiz. Sen boş ver. Şimdi ama... bu lafla olmuyor bu işler. Biraz icraat Orhan. Fakat şunu da söyleyeyim sevgili izleyiciler. Ha, söyle. Biz böyle... beraber işte kendi aramızda ben de haddimi bazen aşarak çok özür dilerim. Böyle espriler yapıyoruz ama o kadar anlayışlı jüri üyelerimiz bu kadar yaşça bizden büyükler ama Orhan Bey mesela kuliste öyle güzel fıkraları anlatıyor bizi öyle güldürüyor ki burada biz de rahat rahat değil mi esprilerimizi yapıyoruz. Gerçekten çok eğlenceliler. Keşke siz de bir gün kulisimizi bir görseler değil mi Bülent Hanım neler neler oluyor. Vallahi öyle birbirinden değerli insanlar. Bu arada tabii bu ortamın da herhalde Tayfun'un da etkisi var. Tayfun ne zaman hangi ortamda olsa böyle bir... O şirin ya. Şirin. 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 Hatasız kul olmaz hatamla sev beni demiştik zaten Tayfun. Evet, olabilir. Evet. Onun için bir daha yapmayacağından eminim ama... İnşallah babacığım. Şimdi böyle daha bir çok çalışacağım. Hata daha olmuş çok olacağım inşallah. Kalırsak şöyle daha çok çalışacağız. Aday numaranı hatırlatayım. Aday numaram 110. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hocalarıma saygılar sevgiler. Bir dakika öyle rahat rahat gidemezsin. Puan verecekler de. Pardon. Aa. Öyle mi? Tabii. Hmm. Ne güzel güldük, eğlendik. Şimdi ne güzel böyle konuşuyorduk. Ne güzel sohbet ediyorduk. Vantilatör diyorduk. Heh, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi herkes birbirine bakıyor tüm jüri üyelerimiz. Aldık mı? Hmm. Arman. Evet. İyi mi? Alalım mı? Armağan'dan 7 geldi. Ebru Gündeş'ten 7 geldi. Aslında bugün için 6 evet. idi fakat evet. daha evvelki yapmış olduğu çalışmalar için ve bundan sonra da düzelteceğine inandığım için ben de 7 diyorum. Kanaatten 7 verdiniz. Evet. 3 tane 7 oldu. Bülent Ersoy. Ben hayır affedemem 5. 5 diyorsunuz. Ellerinize evet. atarım. Çok sağ olun. 5 verdi Bülent Ersoy. 26 toplam puan almış çok oldu Tayfun. Çok sağ olun. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tayfun aday numarası da 110. Eğer isterseniz Tayfun'a oylarınızı gönderebilirsiniz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Popstar Alaturka'yla tekrar karşınızdayız. Evet. Bazen böyle reklamlar bol oluyor programımızda ama ne yapacaksınız? Uzun bir program, başarılı bir program. Reklam alıyoruz, affınıza sığınıyoruz. Şimdi devam ediyoruz bir sonraki yarışmacıyla. Bakalım bir sonraki yarışmacımız kim? Günce'nin yanında. Evet, yanımda çok güzel bir ses var. Tabii ki Erkan var. Erkancığım, aday numaranı tekrar hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Aday numaram 104. İyi şanslar diliyorum sana. Erkan bize sözü Şakir Askan'a, müziği Murat Şenpınar'a ait Doktor adlı eseri seslendirecek. Alkışlarınızla Erkan geliyor.